Koronavirüsle ilgili, salgın hastalıklarla ilgili, bulaşıcı hastalıklarla ilgili koronavirüse yakalanan kişi hangi ayetleri okuyarak Allah'ın himayesine sığınmalıdır? Salgın hastalıklardan korunmak için hangi duaları okumalıyız? Efendimizin bulaşıcı hastalıklardan korunmak için tavsiye ettiği dualar nelerdir diyelim ve sözü tekrar muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'a bırakalım. Efendim Muhsin Bey, sevgili peygamberimizin öğrettiği mesur dualardan bakın. Allahümme inni eselükel affe vel afiyete fit dünya vel ahire. Ya Rabbi, dünyada ahirette senden af ve afiyet, sağlık, mutluluk dilerim. Efendimizin öğrettiği dua. Allahümme inni eûzü bike minel barası vel cünûn vel cüzzam ve min seyyil eskam. Ya Rabbi, alaca hastalığından, delilikten, cüzzam hastalığından ve kötü hastalıklardan, tedavisi olmayan hastalıklardan, salgın hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ın elçisi bize bunu öğretmiş. Bir daha okuyayım. Allahümme inni eûzü bike minel baras vel cünûn vel cüzzam ve min seyyil eskam. Hastalandıktan sonra da bakın sevgili peygamberimizin yine öğrettiği dua. Allahümme rabben nas ezhibil be's ve şfi ente şafi la şifa illa şifa'uk şifaen la yugadiru sakama. Allah'ım şifa ver, sıkıntıları gider, şafi sensin, hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver Allah'ım. Yani sevgili peygamberimizin öğrettiği duadır. Ayetlere gelince değerli seyircilerimizin ezberinde Fatiha suresinin bir adı da Şifa suresidir. Fatiha-i Şerif'i okumalı. Onun dışında okuyacağı ayetler yok mu? Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Esasen bütün ayetler şifa vesilesidir. Muhsin Bey şu ayete bakın. Ya eyyühen nâsü kad câetkum mev'izatun min rabbikum ve şifâun limâ fissudûr. Ey insanlar, Rabbinizden size öğüt geldi, gönüllere şifa, dertlere deva. Bir taraftan diyelim ki koronavirüs hastalığına yakalandık, bir taraftan tedavimi uyguluyorum, sabrediyorum, tevekkül ediyorum, Rabbimden şifalar diliyorum. Yani herhalde halkımızın hemen hepsinin ezberinde Fatiha-i Şerif Şifa suresidir. Onu okuyarak bakın sahabe-i kiramdan bir topluluk bir yerden geçerken bir köyün kenarında konaklıyorlar. Ama o köylüler Müslüman değil tabii. Bunları misafir etmiyorlar. Bu Müslüman grup namaz vakti gelince cemaatle namaz kılıyorlar, ezan okuyorlar, kâmet alıyorlar, dualar ediyorlar. Olacak ya, o köyün ağasını o gün akrep sokuyor. Adam renkten renge giriyor, öldü ölecek. Adamlar, o köylüler diyorlar ki ya bu adamlar dua falan ediyordular. Acaba öyle bir hünerleri var mı ola? Gitsek bizim ağamız için dua ederler mi ola? Geliyorlar, diyorlar ki bizim ağamız hastalandı. Siz böyle ezan filan okuyordunuz, siz dua eder misiniz? Ederiz, ederiz. Ama bu iş bedava olmaz. Onlar misafir etmedi ya, bunlar da öyle diyor. Bedava olmaz. Ne olur? Biz dua ederiz, adamınız iyi olur. Siz de bize 30 koyun verirsiniz. Tamam, okuyun hadi. Adamımız iyi olsun. Hakikaten Fatiha-i Şerif'i okuyunca adam da bağcaktan boşlanır gibi dirilip kalkıyor. Tamam hadi 30 koyun verelim. Onlar da veriyorlar. Ama ya bu yaptığımız iş doğru mu değil mi? Bunu Peygamber Aleyhisselam'a sorduklarında Efendimiz diyor ki o koyunun etlerinden bana da getirdiniz mi? Evet getirdik ya Resulallah diyorlar. Yani mübarek Fatiha suresi, Şifa suresi, selamün kavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah'tan selam. Evet. Selamun ala Nuhin fil alemin. İnna kezalike neczil muhsinin. Hazreti
Nuh'a alemlerde selam olsun. Biz muhsinleri, ihlas erbabı kulları böyle mükafatlandırırız. Selamun ala İbrahim. Kezalike neczil muhsinin. İbrahim'e selam olsun. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Yani madem ya Rab kullarını böyle mükafatlandırıyorsun, onları aydınlığa kavuşturuyorsun, bizi de aydınlığa kavuştur ya Rabbi anlamında Rabbimize sığınırız efendim. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin hocam. Allah razı olsun. Hocam yönetmemizden rica edelim o halde efendimizin bize öğrettiği o duaları bir kez daha. Ekran görüntüsü almak isteyenler var, kaçırdık diyenler var. Onlar için bir kez daha rica edelim ekrana gelsin. Efendimizin bize öğrettiği dualar. Evet. Me'sur dualar. Evet. Allahümme inni eselükel affe vel afiyete fit dünya vel ahire. Ya Rabbi dünyada ahirette senden af ve afiyet dilerim. Diğeri Allahümme inni eûzu bike minel baras. Ya Rabbi alaca hastalığından vel cünun, akıl hastalığından, vel cüzzam hastalığı, ve min seyyil eskam, her türlü salgın hastalıktan evet, sana sığınırım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.